Çok değerli konuklarımız, çok değerli yol arkadaşlarımız, hiç şüphe yok Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zorlu dönemlerinden bir tanesinde bu ülkede yaşayan herkese zorluklar düştü. Ama bugün bir arada olduğumuz ve farklı zamanlarda masalarında bulunan genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ama ünvan ne olursa olsan, olursa olsun dostlarımızla birlikte ilişki içinde olduğumuz sizlere bu dönemde herkese zorluk düşerken zorlukların en büyükleri, acıların en büyükleri sizlere düştü. Partimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün de elbette sabahleyin kurucularımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve partimizin geçmişte görev yapmış tüm genel başkanlarını burada ve İstanbul'da mezarları başlarında andık. Biraz önce Pembeköş'te İsmet Paşa'nın evinde ailenin açtığı bir sergiye katıldık. Akşamüstü saat 5'te geçmişten geleceğe bir selam yollayacağımız, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşayan tüm genel başkanlar olarak bundan 100 yıl sonraki genel başkanımıza yazdığımız bir mektubu hem partimizin arşivine, müzesine hem de geçen sene diktiğimiz, gözümüz gibi baktığımız 100. yıl çınarının köküne gömeceğiz ve genel başkanımıza, 100 yıl sonraki CHP genel başkanına bugünden bir mesaj ve bir selam ileteceğiz. Akşamki programımızı iptal ettik. Malum dünkü 4 şehit haberi ve narin evladımızdan gelen acı bizi müzik dinleyebilir bir ruh halinden yine genel ruh halimize geri sürükledi. Bugün de öğle saatlerinde sizlerin kıymetli teşrifleriyle birlikte bizim baba ocağı dediğimiz, çünkü Türkiye'nin ilk partisidir, birinci partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlamaktan çok büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Cumhuriyet içinde birbirinden ayırmadan iki büyük eserim diye söz eder ve hem Cumhuriyet için hem Cumhuriyet Halk Partisi için kimsesizlerin kimsesi olmayı hepimize vasiyet eder. 1928'de Cumhuriyet'in bu vasfını anlatırken yetim haklarını korumak maksadıyla kurulan Emlak ve Eğitim Bankası'na 6 milyon 220 bin TL teslim edildiğini müjdelerken bu durumu şöyle söyler. Cumhuriyet'in bilhassa kimsesizlerin kimsesi olduğunu yeniden ispat eden bu neticeyi memnuniyetle takdirlerinize arz ederim ifadesini kullanmıştır. Partimiz ve Cumhuriyet 101 yıl boyunca çok badireler atlattı. Ancak özellikle son yıllarda Cumhuriyetimizin sosyal bir hukuk devleti olma niteliğinde derin aşınmalar yaşadı. Hukuk devleti olmamasından bugün hukuku çiğnenip milletin seçtiği bir milletvekilini meclisin tavrına rağmen hapiste tutmayı da, bir tren kazasında hayatını kaybedenlerin hakkını ararken gerçek yetkilerin yargılanmamasını da, Soma'daki 301 madencimizi neredeyse suçlu bulup suçluları kişi başı beşer gün yatıp tahliye edenleri de ve tüm bugün önce Adalet Bakanlığı'nın önünde sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evladı için adalet nöbeti tutan Emine Şen Yaşar'ı dinlemeyen, görmeyen, onun feryadını duymayan anlayışta hem hukuk sisteminin hem de devleti yönetirken adaletten sapmanın somut belgeleri ve somut kanıtları. Bunun yanında sosyal bir devleti terk etmiş olmak ise insana artık yediği bir lokma yemeği, içtiği bir bardak suyu, ailesiyle geçirdiği huzurlu birkaç günü bile utanç vesilesi kılacak durumdadır. Türkiye'de derin bir yoksulluk yaşanmaktadır. Türkiye'nin eski orta direkleri yoksul, yoksulları derin yoksul durumdadır. Bu ülkede maalesef dağılan pazar yerlerinin dağılmasını bekleyen kenardaki belli yaştaki kadınlar evlatları ve çocukları için pazar yerlerinden yüzlerini örterek pazarlarda satılmayan ezilmiş, atılmış ürünleri toplamayı ve yüzlerini gizlemeyi tercih edecek durumdadırlar. Oysa ki
onların bize değil, bizim ve bu ülkeyi yönetenlerin onların yüzüne bakmayacak halde olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bugün burada Roboski'de devletin ihmaliyle yaşamlarını yitiren ailelerini de, Çorlu tren kazasında evlatlarını yitiren aileleri de, 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde babasıyla birlikte yaşamını yitiren Abdullah Tayyip Olçuk'un annesini de, Gezi'de yaşamını yitiren evlatlarımızın ailelerini de, çevre mücadelesinde yaşamlarını yitiren yitirenlerin ailelerini de, Soma maden kazasında yaşamlarını yitirenlerin ailelerini de, mağdur edilmiş sınıflardan temsilcileri de aynı salonda ağırlıyoruz. Yıllar önce ben bir televizyon programında bu ülkede bir gün birileri Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçuk'a aynı anda yas tutmazlarsa bu ülke birlik ve beraberlik içinde olmayacak. Öyle birlik beraberlik nutukları atmakla olmaz. Bu ülke evladın acısını birlikte yüreğinde hissedenlerin memleketidir Türkiye ve o Türkiye yıkılmaz, o Türkiye bölünmez demiştim. Abdullah Tayyip Olçuk'un kıymetli annesi Nihal Hanım eve varıp evladı Özgür Özel böyle bir şey söyledi dediğinde o da elindeki ekmekle acaba Berkin'in annesi ne durumdadır diye düşünerek eve girmiş ve sonra bunu Oda TV'deki yayınlanan bir röportajında ben tesadüfen izledim. Kendisi tevafuk olmuş. Özgür Bey ile ayrı dünyaların insanlarıyız ama aynı duyguyu bugün sabah hissetmişiz demişti. Onun üzerine birbirimizle buluştuk, birbirimizi bulduk, birbirimizle konuştuk. O günden bugüne de yakın aralarla, uzak aralarla hep irtibat halindeyiz. Kendisini aradığımda bugün buraya gelmeyi kabul ettiğinde çok mutlu oldum. Çünkü Berkin'in annesiyle, babasıyla, Abdullah'ın annesinin bir masada oturabildiği, yastığının birlikte tutulabildiği ve aslında iki şeyin renginin olmadığını hepimizin idrak edebildiği bir günü hatırlarız, hatırlatırız. Belki bu başkalarının yüreğindeki veya gözlerindeki bir perdenin kalkmasına, yüreklerindeki bir kurumun dökülmesine sebebiyet verir diye de ümit ederiz. Şudur ki annelerin gözünün yaşı olmaz. Annelerin gözünün yaşının rengi olmaz. Bir de alın terinin rengi olmaz. Alın terinin de rengi yoktur. Annenin gözyaşının da rengi yoktur. Annenin Kürt olması, Türk olması. Annenin Alevi olması, Sünni olması. Doğudan, batıdan olması. Kültürünün başka olması. Hiçbir şeyi değiştirmez. Bir annenin gözünde yaş varsa o yaş hepimizin içine akan bir yaştır. Annenin kimliğinden, evladın kimliğinden, suçun suçlunun kimliğinden, failin kimliğinden bağımsız o akan yaş annenin gözünün yaşı hepimizin yüreğini dağlayan birer damla olarak içimize akmaktadır. Mağdur kesimleri sınıflara, inanç gruplarına göre ayırmak yapabileceğimiz en büyük yanlışlık, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Senin katilin kötü, benim katilim iyi. Senin mağdurun, benim mağdurum mağdur, seninkisi mağdur değil, seninkisi hak etti gibi yaklaşımlar bu ülkeye, bu ülkedeki insanların vicdanında irtifa kaybettirmekte. Vicdanlarda kaybedilen irtifanın ne ekonomide, ne sporda, ne sosyal yaşamda geri kazanılması mümkün olmamaktadır. Her şey niye ters gidiyor deyince her şey ters gitmektedir. Çünkü düz gitmesi gereken şey yani adalet duygusu ve insanların adil bir ülkede eşit şekilde yaşadıkları, uğradıkları mağduriyetin devlet tarafından hakkıyla soruşturulacağı, kavuşturulacağı, suçlu varsa cezasını çekeceği ve haklının hakkını alacağı bir düzen tesis edilmediği için her şey ters gitmektedir, ters gitmeye de devam edecektedir. Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu da burada, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, değerli abisi de burada. Can Atalay'ın babası Mustafa amca, annemle aynı ismi taşıyan Şükran anne de burada. Hacı Esret Şen Yaşar'ın eşi Emine Şen Yaşar da burada. Madımak'ta katledilenlerin yakınlarının da İSYAS'ta ölen meleklerin ailelerinin de
adalet mücadelesinin bugün burada olduğu gibi, daha önce mahkeme salonlarında olduğu gibi bu ülkeye gerçek adalet gelene kadar hep yanlarında, arkalarında olacağız. Bu ülkeye hep birlikte adaleti geçireceğiz. Cumhuriyeti yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağız. Ve partimizin 101. kuruluş yıl dönümünde şunu söylemek isterim ki, artık mücadele bir siyasi mücadeleyi, bir politik çekişmeyi çoktan geçmiştir. Yerel seçimlerde de konuştuğumuz gibi bizim bambaşka bir ittifaka ihtiyacımız vardır. İttifak renklerini hepimizin bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağı, ay yıldızlı al bayrağından almaktadır. Ve bu ittifakın içinde bütün demokratlar yer almaktadır. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar ama sonunda gerçekten demokratlar. Kendi hakkını yedirmeyen, başkasının hakkında gözü olmayanlarla birlikte hiçbir makamda, mevkide gözümüz olmadan ama bu ülkedeki tüm makamların, mevkilerin liyakat sahibi, ehil insanlara, vicdanlı insanlara ve en önemlisi adil insanlara emanet edileceği güne kadar bu güzel aileyi, bu büyük aileyi birbirine çıkarları üzerinden değil, maalesef acıları üzerinden bağlı bu onurlu aileyi yürekten selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ülkemizin dört bir yanından davetimize icabet eden siz değerli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.